Evet arkadaşlar, konumuz diziler ve kullanım alanları. Şimdi dizi nedir? Kim söyleyebilir? Söyleyebilecek olan bir arkadaşımız var mı? Dizi. Evet. Arkadaşlar, dizi kelimesi bir şeyler ad adı birden fazla bir nesneyi ad adı dizmekten yola çıkarak düşünebilirsiniz. Bilgisayarımızda birden fazla bilgiyi belli bir ortamda tutmak için kullanılan yapılar arkadaşlar. Şimdi buradaki tanımıza bakalım. Evet. Ne diyor? Aynı veri tipinde birden fazla veriyi barındıran veri tiplerine dizi adı verilir diyor. Aynı veri tipinde birden fazla veriyi barındıran veri tiplerine dizi adı verilir. Yani şunu söylüyor. Arkadaşlar aynı veri tipinde kelimesi burada şu anlamda söyleniyor. Şimdi bunu şu şekilde örnek verelim. Diyelim ki belli grup kümeler oluşturacağız. Bu kümelerin içine diyelim ki ne olabilir? İnsanlar olsun. İnsanların yanına bir de mesela hayvan türlerini koyarsak onlar farklı tipte olduğu için, farklı türden olduğu için onu bir dizi olarak düşünemeyiz. Ama birden fazla 100 kişilik insan grubu dediğimiz zaman onu bir dizi olarak düşünebilirsiniz. Ama 100 tane insan var, 100 tane de onun yanında veya 50 tane işte kuş var dersek arkadaşlar bu dizi olmaz. Yani aynı türden olmak zorunda. Aynı tipte dediği bu. Örneğin 100 kişinin adını program içine bir değişkeni tutmak için 100 tane string değişken tanımlamak yerine dizi kullanılır diyor. Şimdi tabii ki veriler tutmak için değişkenler tanımlanır. Geçen hafta aslında bir kısım söylemiştim. Bilgisayarımızın belleğindeki kısımların isimlendirilmesine değişken deniyor. Ve bu değişken belli arkadaşlar isimlendirdiğiniz belli bir alanda ve o alana belli bir veri aktarıyorsunuz, veri koyuyorsunuz. Ve burada birden fazla veri koyarsanız o alana, bir değil birden fazla veri koyarsanız bir dizi gibi düşünebilirsiniz. Dizilerde arkadaşlar her bir elemana karşılık bir indeks numarası vardır ve bu indeks numarasıyla bu dizi elemanlarına erişebilirsiniz. Diyor ki mesela notlar değişkeni integer tipine bir dizi ise notlar küme kareli parantez i ifadesi dizinin tam sayısını gösterir diyor. Şimdi bu meseleyi bu kısmı örnek yaparak daha iyi anlatacağız size. Örnekte daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar bir değişken dizi olması için bir kere köşeli parantezler içinde bir değişken daha içine yazmanız gerekiyor. Burada notlar bir değişken, köşeli parantezinde başka bir değişken var. O da i harfi. Evet. Bir dizi tanımlamak için diyor, dizi hangi veri tipinde olacak ise önce veri tipinin adını, sonra da köşeli parantez eklenir ve dizi değişkenini yazılır diyor. Evet. Şimdi aşağıda x adlı bir dizinin mantıksal görünümü var diyor. Yani bir kutu yapmışlar. Kutunun içine de sayılar koymuşlar. Kutunun adına x demişler. Gördüğünüz gibi. Bu kutunun içi de bölmeli. Kaç tane bölme var içinde arkadaşlar? 6 tane bölme var. Ve her kutunun içinde sayılar var. Birinci kutunun içinde yani birinci bölümde 4, ikinci bölümde 2, 7, 22, 11 ve 3 olmak üzere. Ve her kutunun da bir sıra numarası var. Altta bu sıra numarası 0'dan başlıyor. Arkadaşlar aklınızda bulunsun, bilgisayarda saymaya 0'dan başlanır. Biz güncel hayatta nereden başlıyoruz saymaya? 1'den başlıyoruz ama bilgisayarda bu şekilde değil. Bilgisayarda arkadaşlar her zaman 0'dan saymaya başlanır. Ama şöyle yapabiliyorsunuz, bilgisayar diyorsunuz ki 1'den başlayan diye komut verip her zaman 1'den de saydırabilirsiniz. Ama bilgisayar default olarak yani varsayılan olarak kendisi her zaman 0'dan başlar saymaya. Burada 6 tane sayı olmasına rağmen 0'dan 5'e kadar indeks numaraları yani sıra numarası var. Ve her bir sayının bir de sıra numarası olduğunu görebiliyorsunuz. Diyelim ki ben 3 numaralı sayı nedir diye sorsam ne dersiniz? 22 dersiniz. Farklı bir görüş olan var mı? Evet. 7 dedi. Evet arkadaşlar
3 numaralı dediğim için ben direkt 3 rakamı size sordum. İlk söylenen doğruydu. Seninki yanlış oldu. Yani örnek olsun diye söyledik. Ben şöyle deseydim, 3. sıradaki sayı nedir diye sorsaydım o zaman 7 diyecektiniz. Ama 3 numaralı sayı dediğim zaman direkt 3 numaralı sayı burada kalıyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ama 3. sıradaki demiş olsaydım 0'dan itibaren 0, 1, 2. 2 numaralı sayıya denk geliyor, o da 7 oluyor. Bu şekilde arkadaşlar ifade edebiliriz. Peki, biz bu arkadaşlar kutuyu bilgisayar dilinde bir dizi olarak nasıl ifade edebiliriz? Arkadaşlar kutuya biz ne demiştik? Kutunun adı neydi? X. Evet, X'in içinde arkadaşlar bir sayıyı çekmek istersek, 3 numaralı sayıyı çekmek istersek ne diyoruz? X köşeli parantez içinde 3 dediğimizde arkadaşlar 3 numaralı sayı çekmiş oluyoruz. Evet, buradaki alttaki açıklamayı da siz görmüşsünüzdür. Bir arkadaşlar değişkenin dizi olabilmesi için hemen değişken isminden sonra bir köşeli parantez açmış olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Evet, bu kısım bu şekildeydi. Evet, arkadaşlar buradaki konu başlığımız tek boyutlu diziler. Zaten en temel dizi tek boyutlu dizi olan. Çok boyutlu dizileri de size anlatacağız. Önce diziyi anlayabilmeniz için tek bir boyutu olan diziyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi az önce de söylemiştik. Dizinin adı X arkadaşlar. Dizinin indisi yani hangi burada indis diye ifade etmiş. Genel olarak da polinomiyalini indis diye ifade edilir. Ama biz de söylerken işte hangi sıra numarası da diyebilirsiniz kendiniz ama burada tabii ki sınavda sorduğum zaman şu indisindeki sayı nedir diye sorarız. Yani kavram neyse o şekilde sorarız. Buna göre sorarız arkadaşlar. Siz de buna göre cevap verirsiniz. Zaten burada diyor ki dizimizin ilk indisi daima sıfırdır. Yani sıfırdan başlar. Ve dizideki eleman sayısı indis sayısının bir eksiğidir diyor. Yani dizimizde 6 tane eleman var ama bizim şöyle az önceki ifademi düzeltiyorum arkadaşlar. Dizideki eleman sayısının her zaman bir eksiği bizim indis sayımızı verir. Gördüğünüz gibi 6 eleman olmasına rağmen indisimiz 5. Gördünüz mü? Evet. Biz buna şöyle diyebiliriz. Dizideki ayrılan yer sayısı da diyebiliriz. Evet. Dizi tanımlama sözcükleri var arkadaşlar. Dizi tanımlarken nasıl tanımlıyoruz? Az önce bir puanlama diline bir dizi tanımlamadık. Sadece dizi kavramı anlattık ama biz Java'da dizi tanımlamak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle bir dizi tanımlamak istiyorsak new kelimesi. New demek ne demek arkadaşlar? Yeni demek. Evet. Yeni sözcüğünü kullanacağız ya da new sözcüğünü kullanacağız. Diziyi tanımlarken dizinin tipini belirtmemiz gerekiyor. Adını ve maksimum eleman sayısını belirtmemiz gerekiyor. Evet, burada şuradaki satırda dizi tanımlaması var. Önce diyor ki tipini yaz. İşte bu dizideki tutulacak bilgiler işte tam sayı mı, string mi, string demek metin demek yazı, karakter anlamında. İşte ondalıklı sayı mı, gibi arkadaşlar tipini söylememiz gerekiyor. Sonra da dizinin adını yazıyoruz. Daha sonra bir köşeli parantez açıyoruz. Eşittir diyoruz. Ve new kelimesini kullanıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar dizimizin tipini bir daha yazıp en başta yazdığımız yani şurada yazdığımız tip değerini bir daha burada yazıyoruz. Ve köşeli parantez içinde bu dizinin içinde kaç tane bilgi var. Kaç tane sayı var veya kaç tane eleman var. Bunu arkadaşlar belirtmemiz gerekiyor. Aşağıda da bir eşdeğer tanımlama var. Yani üstteki ile alttaki de aynı işi yapar anlamında. Tip köşeli parantez. Dizi adı eşittir. New tip eleman sayısı diyor. Evet. Burada üsttekine fark nedir? Buradaki üsttekine fark. Buradaki köşeli parantezi şuraya araya alınmış. Bakın burada aslında şu araya alınmış, taşınmış. Başka bir fark görebiliyor musunuz?
Evet. Arkadaşlar aşağıda bir örnek var. Int demiş. Köşeli parantez. X eşittir. New int. Tekrar köşeli parantez içinde 6. Burayı yorumlayalım. Int dediği şey integer'dan gelen bir kısaltma. Integer da bilgisayar programlamasında arkadaşlar tam sayı demektir. Yani bizim dizimizin içinde tam sayı koyabileceğiz. Başka bir şey koyamayız. Yani orası tam sayılar için ayrılmış bir yer olacak belleğimizde. Ve onun için integer demiş. Ve köşeli parantez açmış. Ve dizimizin adı ne olacak? X. Evet, bir sonraki x arkadaşlar. Köşeli parantezden sonraki x ifadesi dizimizin adı. Eşittir. New diyor. Tekrar en başta kullandığımız int ifadesini, yani şuradaki int ifadesini tekrar kullanıyoruz. Ve köşeli parantez içinde 6 demiş. Peki arkadaşlar, 6 ne demek şimdi burada? Evet, içine 6 tane sayı koyabilirsiniz. Nasıl bir sayı koyabilirsiniz? Tam sayı. 14'lü sayı koysanız olur mu? Evet, niye? Çünkü demişiz ki integer. Yani buraya sadece tam sayı konabilir diye. Biz oraya program esnasında 14'lü sayı yazacak olursak programımız hata verecektir. Tanımlama hatası verecektir arkadaşlar. Evet.